Dün 1 Mayıs'tı. Tüm işçilerin ve çalışanlarımızın bayramını bir kez daha kutluyorum. İş kazalarında dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin bu ayıbını da bir an önce kapatmasını diliyorum. YSK'nın hukuk dışı kararıyla ülke tek bir kişinin eline geçti. 80 milyon olarak kaderimiz o kişinin iki dudağı arasında. Öğrendiğimiz kadarıyla da bu kürsüde tarafsızlık sözü veren Cumhurbaşkanı 21 Mayıs'ta da partisinin başına dönecekmiş. Demek ki 2019'u beklemeden yetki de güç de artık tek bir kişide. Hukuksuzluğu hukuk sayan hükümet yine elini ilk olarak yargıya attı. Yandaş 900 hakim alımı yaptı. Tek seferde. Sınavsız ve liyakat ölçümü yapılmadan. Eğer böyle giderse Türkiye'de adalet kavramı hayalden öteye gidemeyecek. Ama gün gelecek ki adalet şu anki iktidar mensupları için de ihtiyaç olacak.